Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 25 Ekim 2024 Cuma, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'da yaz saati uygulaması sona eriyor. 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece 3'te saatler bir saat geri alınacak. Türkiye kış saatine geçmiyor. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerle saat farkı 2'ye çıkacak. Cep telefonları, bilgisayarlar otomatik alıyor. Analog saatleri geri almayı unutmayın. En iyisi televizyondan kontrol edip ona göre ayarlamak. Avrupa Birliği de kış saatinden vazgeçmeyi tartışmaya açmıştı. Hatta Avrupa Parlamentosu bu konuda bir tavsiye kararı bile aldı. Ancak üye devletlerin tek tek karar vermeleri gerekiyor. Halkın 4'te 3'ü saat değişikliğini gereksiz buluyor. Yeşiller Partili Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyaletinde başbakanlığa aday olduğunu açıkladı. Eyalette... 13 yıldır Yeşiller Hükümeti var. 76 yaşındaki mevcut Başbakan Kreşman yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Partiden de büyük destek gördü. Almanya'da vergi gelirleri de düşüyor. Önümüzdeki 4 yılda 58 milyar daha az vergi toplanacağı tahmin ediliyor. Maliye Bakanı Lindner her kamu hizmeti mümkün olamayacak dedi. Varlık vergisi geri getirilirse sorun çözülür ama bunun için öncelikle sol bir hükümetin tek başına iktidara gelmesi gerekir. Ekonomi küçüldükçe vergi gelirleri azalıyor. Merkez Bankası ise ekonominin yine düşüşte olduğunu açıkladı. Üçüncü çeyrekte negatif büyüme beklentisi var. Enflasyonda tekrar yükselişe geçebilir. Almanya tartışmalara rağmen İsrail'e silah sevkiyatını artırarak sürdürüyor. SEDEV'u hükümeti yeterince silah vermemekle suçlamıştı. Başbakan da veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz diye cevap vermişti. Bu arada Dışişleri Bakanlığı İsrail'den silahların soykırımda kullanılmaması için yazılı garanti almıştı. Forz anketine göre ise halkın %60'ı İsrail'e silah verilmesine karşı çıkıyor. Almanya günah çıkarmak için olsa gerek Lübnan'a 100 milyon avro yardım yaptı. Bu para insani yardım için kullanılacak. Gerçi silah gönderilmeseydi insani yardıma da gerek kalmayabilirdi. Başbakan Scholz savaş nedeniyle Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağını söyledi. SDF yayınında konuştu. Rusya ile savaşa girmemek çok net olduğum bir konu. Gerilimi tırmandıracak silahları da vermeyeceğiz dedi. Batı Ukrayna'ya silah veriyor. Ama ölmeyecek, süründürecek kadar veriyor. Savaşın kaderini değiştirebilecek olan uzun menzilli füzeleri ve uçakları vermiyor. Örneğin Almanya taarruz füzelerini göndermiyor. Alman Ekonomi Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması halinde Almanya'nın 180 milyar avro zarar göreceğini açıkladı. Ekonomistler çeşitli senaryolar üstünde çalışıyorlar. Trump gümrük vergilerini arttırmaktan yana Avrupa Birliği de buna karşı veriyor. Ve sonuçta dış ticaret azalıyor. Her iki ülke için zararlı. Enstitünün şirketler üstünde yaptığı ankete göre ise İki şirketten biri Trump'ın seçilmesi halinde kendisinin olumsuz etkileneceğini düşünüyor. Sınır kontrollerinin ardından Almanya'ya yasa dışı yollarla gelenlerin sayısı %70 azaldı. Geçen sene Eylül ayında 21 bin kişi girerken bu sene aynı ayda sadece 7.000 kişi girmeyi başardı. Avrupa'da neredeyse tüm ülkeler kara sınırlarında ek kontroller uyguluyor. Gençler arasında da depresyon vakaları ciddi şekilde arttı. Geçen yıl 24 yaşın altındaki 410 bin kişi depresyon nedeniyle doktora başvurdu. Bir o kadar da başvurmayan vardır. Koronadan sonra gençlerin psikolojisi bir türlü toparlanamadı. 6 eyalette doktor muayenehanelerini operasyonla düzenlendi. Çok sayıda muayenehanede arama yapan polis bir doktoru tutukladı. Asıl şüphelinin ise yüksek fiyatlı göz ilaçlarını gereksiz yere reçete etmeleri için doktorlara rüşvet verdiği öne sürülen bir eczacı olduğu kaydedildi. Van şehrinde de bir doktor hastalardan toplam 5 avro hijyen ve enerji parası almakla suçlandı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Tabipler Birliği bu şekilde yapılan bir ödemenin yasal olmadığını ve geri talep edilebileceğini duyurdu. Doktora da ayrıca para cezası kesilecek. İsviçre'de mağazalar senede 4 pazar günü açık kalabiliyor mevcut durumda. Eyaletler Konseyi yeni bir karar aldı. Buna göre şehir merkezlerindeki mağazalar senede 4 yerine 12 pazar günü açık kalabilecekler. Düzenleme yakında hayata geçecek. Online alışveriş yüzünden perakende sektörü güç kaybetmişti. Bu sektör desteklenecek. Pazar günleri mağazaların açılmasına sendikalar ve kiliseler karşı çıkıyor. Federal Konsey eşi vefat eden kadınlara ömür boyu ödenen dul maaşını da kaldırdı. Karar kadın erkek eşitliğini sağlamak için alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi erkeklere sadece belli süre maaş verilirken kadınlara ömür boyu verilmesini ayrımcılık olarak görmüştü. Aynı durumdaki erkeklere de öderdiniz yine eşitlik sağlanırdı. Hollanda'da muzların arasına gizlenmiş 600 kilo kokain ele geçirildi. Buraya Güney Amerika'dan bir muzun içinde gelmiş kokain. Biz onu da araştırdık. Piyasa değeri 45 milyon avro. Avusturya'daysa kola içerken iki kere düşünmek lazım yarım litrelik pet şişelerde metal parçalar olabilir. Üretim esnasında bir süzgeç kırılmış, fark edilmemiş. 26 milyon şişe kola, fanta, sprite ve mezomix geri çağrıldı. Yarım litrelik plastik şişeler ve son kullanma tarihi 4 Şubat ve 12 Nisan olan üretim serileri için geçerli. Avrupa Birliği'nin hazırladığı ayrımcılık raporunda ise Müslümanlara yönelik en çok ayrımcılığın Avusturya'da yapıldığı belirtildi. Avusturyalı Müslümanların %71'i ayrımcılığa uğruyor. Almanya'da bu oran %68. Fransa'da çiftçiler yeniden alanlara inecek. Avrupa Birliği, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'la ticaret anlaşması yapmak istiyor. Çiftçiler de bize kötü yansır diye eyleme geçilecek. Fransa'da çiftçiler haftalarca yolları kapatmışlar ve birçok kazanım elde etmişlerdi. Paris'in simge yapılarından Notre Dame Katedrali ise nihayet restorasyonunu tamamlıyor. 8 Aralık'ta yeniden açılması planlanıyor. Çatısı ve bir kulesi yanmıştı. Büyük bir yardım kampanyası düzenlendi ve 1 milyar dolar para toplandı. İngiltere ölümcül hastalar için ötenaziyi yasallaştırmak istiyor. İşçi Partisi bu konuda bir yasa tasarısı hazırladı ve yakında meclise sunacak. Belçika'da da terör operasyonu düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı. Hepsi 20 yaşında. Saldırı planları da yokmuş ama silah satın almaya çalışmışlar. Bulgaristan sağ seçime gidiyor. 27 Ekim'de seçim düzenlenecek. 19 parti katılıyor. Türkiye'de de sandıklar kurulacak. Anketlere göre seçimlerden koalisyon hükümeti çıkacak. Seçimler, savaşlar, salgınlar, kanunlar, ve ellerimizin arasından kayıp giden koskoca bir hayat. Eski Roma'da her şehirde bir tane güneş saati olurdu. Herkes giderdi ona bakardı. Şimdi herkesin kolunda, telefonunda saat var ama vakit geçmiyor. Vakit geçmiyor ama ömür geçiyor. Bu güneş saatlerinden birinde şöyle yazardı. Vakit her zaman sandığından daha geçtir. Her zaman daha geçtir. Ancak pazar günü saatler geri alınınca bir saat daha fazla uyumuş olabileceğiz. Sabah diyelim ki atık 7'de bir bakacağız saat aslında 6. Bir saat kardayız. Yani vakit sandığımızdan daha erken olacak. İspanya aslında İngiltere ve Portekiz'le aynı zaman diliminde ama İspanya'da ilginç bir şekilde Almanya saati uygulanır. Bunun sebebi darbe iktidara gelen General Franco'nun Nazi Almanyası'yla aynı saat diliminde yer almak istemesi. Bu yüzden saatleri bilerek bir saat geri almış olması sonra da öyle devam etti. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın muhteşem bir romanı var. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Hiç gereği olmayan bir enstitüyü anlatıyor. Bu kuruluyor. Onun başına getirilen Hayri Erdal'ın anılarından bahsediyor. Saat şeklinde de bir bina yapıyorlar. Ve saatleri ayarlıyorlar. Herkes bu gereksiz işi yaptığı için ona büyük saygı duyuyor. Çünkü bir itibarı var, bir makamı var. Orada şöyle diyor. Bir boks maçına gidince heyecanlanırız. Bir taraf tutarız, kızarız, haykırırız, daha kuvvetli, daha müthiş deriz ve olmadığı için üzülürüz. Fakat hangimiz o esnada o adamın yerinde bulunmayı isteriz? Hiçbirimiz değil mi? Bunlar da işte öyle. Mücadeleyi bizim tarafımızdan seyrettiler ve bizi alkışladılar. O anda çok samimiydiler. Fakat şimdi siz ringe buyurun deyince iş değişti. Burada kendi menfaatleri, kendi emniyetleri var. Ve menfaatler istikametini değiştirirse mantık da değişir. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus. Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.